Merhaba arkadaşlar. Üçüncü konumuz bugünün için üçüncü konumuz yani bir sonraki konumuz collection filter. Şimdi biz bayağı bir collection yaptık. Bir collection içine renkleri koyduk. Renkleri koyduk. Şimdi bir collection filter yapacağız. Yani filter demek nedir? Azaltmak demek. Filter seçmek demek. Yani bazı şartları göre her şeyi göstermemek demek. Yani mesela diyelim ki 100 tane öğrencimiz var. Bu öğrencinin notları hepsi diyelim ki 60'tan yukarı ya da 60'tan aşağı 60'tan yukarı olanları göstermek istiyorum. Onlara kaldınız, geçtiğiniz şeklinde mesajlar vermek istiyorum. Örnek diyorum. Şu anda sadece basitçe anlatmaya çalışıyorum. Collection filter ne işe yarar ona bakacağız. Şimdi öncelikle burada önceki örneğimiz var. Bunu silebiliriz. Tekrar sıfırdan başlayabiliriz. Yeni bir flow açıyorum. Sonra diyorum ki yine screen flow olsun. Hemen beraber bir collection yapalım. Tekrar tekrar pratik yapalım. Flow'larda pratik önemli arkadaşlar. New resource yapıyorum. Ve yine variable seçiyorum. buna bu kez numbers adını vereceğim. E, type'tan da number'ı seçeceğim. ondalık olmasını istemediğim için sıfır koyuyorum. Ve birden fazla number koyabilmek için içine allow multiple values yani collection yapıyorum. Şimdi bunun içine biraz rakam koyalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Assignment yapacağız ve içine rakam koyacağız. Assignment diyorum. Add numbers diyorum. Şimdi arkadaşlar bizim numbers'ın içine add diyorum. Diyelim ki ee, sıfır ekledik. Sonra tekrar numbers'ın içine add dedik. Bu kez 1' ekledik. Sonra tekrar numbers dedik ve içine add metodu ile neyi ekledik? 2'ye ekledik. Sonra tekrar numbers dedik. İçine add dedik. 3 ekledik. Sonra tekrar numbers Biraz ekleyelim. Baya bir numaramız olsun. Daha rahat anlaşılması için 5'e kadar ekleyeceğim arkadaşlar. Tekrar numbers'ı seçiyorum. Add diyorum. Ve içine 5'i ekliyorum. Dan diyorum. Şu anda bizim eğer display yaparsanız hemen display yaparım arkadaşlar. Screen. Bunun adına screen diyorum. Çok fazla zaman kaybetmek için sol taraftan aşağılarda display text diyorum. Bunun adına da display numbers ya da sadece numbers yazıyorum. Zaten varmış numbers 2 diyorum buna. Burada insert resource'dan numbers'ımızı bakın burada numbers'ı ekliyorum ve bunu görebiliyoruz. İsterseniz save yapalım. Buna da list of numbers adını veriyorum. Save diyorum. Şimdi bunu görmek istediğin zaman run yapacağız ve göreceğiz. Number'larımızı görelim. Bakın 0, 1, 2, 3 desimal olarak kalmış. 4, 5 şeklinde. Ben böyle kalmasını istemiyordum. Neden öyle oldu ona bakalım. Ee, tekrar ben numbers'a tıklıyorum. Edit diyorum. Ee, evet biz 0 olarak yazmıştık ama eklerken farklı eklemiş. Neyse problem değil. Konumuz o değil. Şimdi collection filter yapacağız. Collection filter açıyorum arkadaşlar. Bakın burada collection filter diyorum. Filter my numbers ya da bunlardan sadece e, üçten 3'ten küçük olanları alalım. Filter my numbers diye bir isim veriyorum. Collection içine geçeceğim. Numbers içine geçiyorum. Bakın şartlar geldi. Hemen diyorum ki örnek diyorum. Benim items in numbers diyor. Eğer e, küçüktür küçüktür less 3 ise onları göstersin. Sadece küçüktür 3. diyorum. Şimdi tekrar yukarıdaki numbers'ı aşağıya koyacağım. Yani filter yaptıktan sonra görmek istiyorum. kapı yapıyorum bakın. Aşağıya paste yapıştırıyorum. Tekrar save yapıp run yaptığım zaman bu kez karşıma iki tane ekran gelecek. Birincisinde bütün number'la 0 1 2 3 4 5 şeklinde ama ikinci ekranda bakalım 0 1 2 3 4 5 geldiğini finishleyelim bakalım neden böyle oldu filter my numbers dedik. Less than 3 dedik. Tamam. E, numbers'larımızı 3'ten aşağı doğru sıralandırdık. Kaydettik. Tekrar yapalım. Bakalım neden gözükmüyor. Next dediğim zaman Evet. Aynı şeyi gösteriyor. E, sanki burada e, decimal'larla alakalı bir durum olabilir. Ya da şöyle yapalım ikinci ekrana numbers'ı koymayalım. Insert resource'tan e, bakalım collection kısmında numbers var. Bir de filter my numbers'ı ikinci bir collection oluşuyor. Onu koyacağız. Dan diyorum. Tekrar save yapıyorum. Run dediğimiz zaman arkadaşlar iki tane collection'ımız var. Birincisi bizim ilk başta yaptığımız içine beş tane rakam olan collection. İkincisine baktığınız zaman sadece 0 1 2 var. Diğerleri yok. Diğerleri gö gözükmüyor bu şekilde filter yapabilirsiniz bunlar çok kullanılmıyor flow builder'da ama hani ben A'dan Z'ye bütün konuları anlatmak istediğim için ekledim böyle bir durumla karşılaştığınız zaman filter'ı bu şekilde kullanabilirsiniz zaten biz örneklerimizde filter'ı kullanıyoruz çünkü get records dediğim zaman zaten içinde var get records dediğim zaman zaten içinde var örneğin şöyle isterseniz göstereyim size biz buradaki her şeyi silelim daha sonra ben size göstereyim. Normalde filter'ı e, kullanıyoruz. Şunları silelim önce. Filter'ı çok kullanıyoruz. Evet. Diyelim ki ben e, e, lead'leri almak istiyorum. Get records diyorum ve daha sonra get leads diyorum. Ve daha sonra lead object'ini seçiyorum. Evet. Sonra diyelim ki e, ben sadece e-mail'i olanları almak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada zaten filter var. E, get records yaptığınız zaman ya da bazı şartlarda filter karşınıza çıkıyor. içinde çıkıyor. Ayrı olarak da kullanabiliyorsunuz. Biraz önce anlattığım gibi. Ama burada zaten içinde var. Ne diyoruz? Eğer e, e-mail adresi, hemen e-mail adresini bulalım. E-mail adresi iznal e, is null false diyorum. Ya yani boş olmayanları alsın. All records deyip onları görebilirsiniz. E, dan diyorum. Bütün rekorlar aldım şu anda. İsterseniz bunların sayısını da bulabilirsiniz. Kaç tane var? Onun için assignment yapmanız gerekiyor. Hemen sağ, sağ taraftan bir variable yapıyorum. Number of leads diyorum. Buna number diyorum ve 0 decimal kısmını 0 yapıyorum ama tek bir rakam olacağı için allow, allow multiple collection yapmıyorum. Dan diyorum. Bu numbera, number of liste. Pembe assignment yapacağım ve kaç tane lit var onu göstereceğim size. Assignment diyorum. Burada e, find, e, count diye bir isim verelim arkadaşlar. Count diyorum. Bakın biz şu şekilde sayabiliyoruz. Öncelikle bizden variable istiyor. Variable'ımız ne bizim number. Number of. Şurada arkadaşlar bakın. Number of list. Burada count equals count diye bir şey var. Equals count ne yapıyor? Sayıyor. Neyi sayıyor? Collection içinde ne kadar element varsa onları sayıyor. Collection'ımız nerede? Şurada bakın. List from get leads. Onun içindeki hepsini sayıyor. İstersen hemen bir ekranda o rakamları görelim. İşte number of leads screen diye bir screen yapıyorum. Sonra sol taraftan display text diyorum display number diyeceğim bir isim veriyorum. Daha sonra insert resource'dan bizim assignment'ımız bulacağız. Numbers nerede? Şurada bakın. Number of leads. Onu alıp koyuyorum ekrana. Şimdi save yaptıktan sonra ekranda onu göreceksiniz. Run diyorum. Toplamda bakın 18 tane lead var. 18 tane lead'in e-mail adresi var demek. E-mail adresi var demek. İsterseniz lead'lere gidelim. Burada 15 olabilir ama bunlar open list, daha fazla lead'imiz var bunu da unutmayalım ee, diyelim ki şunu da siliyorum normalde 18 bunu da siliyorum bunu da siliyorum iki tane sildiğim için otomatik mi ne olacak ee, 18'i 16 olması lazım gidiyorum tekrar flowumu şunları kapatalım flowu tekrar run yapıyorum E-mail adresi olanları bizi gösterecek bakın 16 tane var şu anda yani bu şekilde biz filter yapabiliyoruz. Hatırlatalım tekrar. Gördüğünüz gibi içinde zaten filter var ama ayrıca kullanmak istiyorsanız o zaman artıya tıklayıp collection filtresi kullanabilirsiniz.